üç ayak üzerinden durur. Sosyal siyasi üç ayak üzerinden durur. Ve onun içindir ki, bakınız, yıkılmıyor anlamda. Çünkü sağlama bağlamışlar. İlk ayak üzerinde olsa sen de yemeyiz. Sonra bu emeklilik yaşının işte her gazetede okuyor şimdi düzeltilmesi filan diye bir şeyler var. Ben evet bakan galiba bunu kanunla hazırlamıştım. Bu hakikaten yani biz dünyada tek başına yaşayan bir millet değiliz. Diğerleriyle beraber yaşıyoruz. Onlarda ve sonra bütün asıl entegrasyon tekrarından bahsedeceğim. Bütün sigortalar oraya bağlı. Yani oraya üyesi. Buraya. Ve o sık sık toplantılar yapar. Onun toplantılarında efendim, bütün sigortalar hakkında verilmiş raporlar vardır. Şöyle ki, bir Asya kurulu vardır, bir Avrupa kurulu vardır, bir bilmem Amerika kurulu vardır, hatta Afrika kurulu vardır. Şimdi bunlar daha bir takım elemanlar tarafından bunlar yaptıkları genel kurul sonunda ayrılır. Filan mesela Asya kurulunu Türkiye baksın bu sene derler. Yani o tehdit edici. Ne hale der filan der. Neden? Şudur bir şey. Eşit gitsin. Yani bütün sigortalar şeyler öyle gerek primlerde bir yükselme yapıp gerek yaşlarda bir oynama falan yapılırsa yahut da mesela bizim maruz kaldığımız bir şey vardı. Bu meslek hastalıkları vardır. Biz bazı kömür madenlerinde çalışanları bunlar kömür tozu gidiyor ciğerlerine. Onlar da verim hastaları, onların bir takım isimleri var şimdi gidemeyeceğim. Efendim, onları fazla yakalanıyorlar. Biz bunları meslek hastalığına dahil etmiştik. Bize onu muhaze ettiler. Ben bu kongrede bulundum. Muhaze ettiler. Dediler ki, peki. Sonra dedim, böyle bizim bir hususiyetimiz var. İşte madenlerimiz modern çalıştıramıyoruz. Çünkü rezervlerim sahip değil. Çünkü onlarda kömür yani bizdeki kömürün damarları işte bu masanın falan şey kadar yapıldı ya da vardı ya yoktu. Ondan da 3-4 metredir. Onun için makineyle yaptılar. İki tane makine gibi belki görmüşsünüzdür şeyler, paralarla. Ondan çekiyor, oradan çekiyor. Har har böyle efendim. Sonra onu tespit etmiş. Öndeki ondan şeylere, işte arabalara hemen dolduruyor. Arabalar muayyen şey gelince sikletlenince kendi kendine hareket ediyor, gidiyor. Tekrar ettim, işte modern çalışma bu. Bizimkiler kazma yürekle. Neden kazma yürekle? Çünkü bu şeyler, kraliler ve katmanlar müsait değil. Modern çalışma, ya makine çalışmasına müsait değil. Onun için. Ve bize orada arz ettiğim gibi muhafaza ettiler. Dediler ki, peki neden bunu yapıyorsunuz? Biz durumu anladık efendim. Ve sorduk onlara da. Peki ama bundan siz niçin ilgileniyorsunuz? Diyorlar ki siz bunu meslek hastalığı yapınca bizim işçimiz de bak Türkiye sanayi bakımından bilmem neyin daha geri olmasına rağmen efendim o işçisine bu hakkı vermiş. Biz de istiyoruz derler, isyan ederler. Klasa, sonra bir de ben bunu kalkındırmasından bahsediyorum. Evet. Bütün bunlardan sonra asıl dikkatimi çekti, sigortanın özel bir hale getirilmesi. Beyefendiden bahsettiler.
teşekkür ediyorum ben de. Thank you.
Gelen raporun şöylece bir gündem içeriği isterim. ...75 yılında sosyal sigortaları irdeleyen bir yazısında Celalettin Çelik konularda çok yazıları vardır. Ünlü Ceren Karaburun neydi diye bir pasaj koymuş. Bir süre önce SZK'nın içine düştüğü parasal çöküntü üzerine Türkiye'ye getirilen yabancı uzman Antoine Zelenka yaptığı uzun araştırmalardan sonra hazırladığı raporda bazı önerilerde bulunmuştu. Bu önerilerin başında emeklilik yaşının 65'e çıkarılması geliyordu deniyor. Oysa bu Türk toplumundaki özellikle Türk işçi kesimindeki ölüm ortalamasını bilmeyen kişinin son derece yanlış değerlendirmesiydi. Daha doğrusu sosyal güvenlik alanında uluslararası ün yapmış bu yabancı uzmana ülkemiz gerçeklerinden ters düşen bilgiler verilmişti deniyor ve kendisine atlan bana memleketimizin gerçeklerini doğru yansıtmadılar dedi kanın cevabı. Kabahat benim değil. Ben ülkemizde ortalama yaşama sürecinin 55 yıl olduğunu bilmiyordum. Hangi istatistiklere dayanıyor bilemiyoruz. Bugün de mi 55 yıl? 25 sene evvel ne 55 yıldı ortalama yaş? Yaş ortalamaları o zamana göre verilmiş herhalde bir rakam. 55 yıl olduğunu bilmiyordum diyor. Sizin üstelik işsizliğiniz varmış. Ve bir de anayasanızda eşitlik ilkeniz varmış. Madem ki memurlarınız 25 yıl hizmet sonunda emekli olma hakkına sahiptir. Siz işçiler elbette bu hakkı daha öncelikle sahip olmanız gerekir diyor. Sonra bana bu derece kızmanıza da gerek yoktur. Ben mutlaka işçi haklarını geri alın demedim. Sosyal güvenlik kuruluş kanunumuzda devletin her ülkeden gerekli yardım yapmasına hüküm var. Onu işletin dedim. Gerçekte de öyle bir işleme yok tabii. Varlıklarınızı iyi değerlendirin dedim. Mülk edinmeye bakın. Astronomik rakamlarla binalar kiralamayın. Binalarınızı sembolik ücretlerle kiraya vermeyin. İsraf kapılarını iyi kapatın dedim. Ne yazık ki beni size yanlış tanıtanlar güya benim fikrimmiş gibi sizden görünüp sizin karşınızda yer aldıklarını benim raporuma taş çıkartacak raporlarını tanzim ederek parlamentoya ve etkili yerlere verdiklerini duydum ve çok üzüldüm diyor. Kenan Durkan isimli o zamanki meşhur Harbiş'in sendikacısına da bu açıklamayı yapıyor. Şimdi evet aslında ZLK raporunda yalnız yaşı indirin demiyor. Birçok tavsiyelerde bulunuyor ki o tavsiyeler çoğu bugün de geçerli. Şimdi bakınız aynı sene bir profesör doktor Adil İzveren. Profesör herhalde buradaki fakültelerden birisinde profesördür. Der ki çok güzel Cumhuriyet Kasası'nın 75 yılında bütün sosyal sigortaların o zamanki ve biraz da bu zamanki şeyini dertlerini analiz eden, tahlil eden bir makaleyi yayınlamış. Oradan bazı pasajlar okuyacağım. Bugün bile SSK'nın kapsamına giren emekçi gruplarının hızla artması tabiatıyla faaliyet alanında süratle genişletmekte. Fakat bize göre bu kurumun aşağıda açıklanacağı üzere amaçlarından saptırılmış olan bugünkü örgüt ve çalışma düzeninin sürdürülmesi halinde çığ gibi artan sigorta hizmetlerini kısa süre sonra büyük ölçüde yapamayacak duruma geleceği düşünülmektedir. SSK'nın bugün yürürlükte olan 4792 sayılı teşkilat yasasına göre kurum mali ve idari yönde muhtar 350 kişilik görüntüsündedir. Fakat bu bağımsızlık gerçekten sadece kağıt üzerinde kalmaktadır. Zira kurum bir yıl öncesine kadar Çalışma Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi ise Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olmakla kurumun teşkilatına bir yenilik getirilmemiştir. Sadece bağlılığı değişmiştir. Böylece kurumun genel müdürü ile yardımcıları bakanın teklifiyle müşterek kararnamesi atanmaktadır. Kurumun 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 6 üyesi hükümet temsilcisinden,
ve diğer ikisi de tamamıyla etkisiz ve göstermelik nitelikten işçi ve işveren temsilcilerinden seçilmektedir. 75'in tablosudur bu. Kurumun aslında en önemli, çünkü sonradan bu yönetim kurumunun oluş şekli biraz daha değişikliklere uğradı. Kurumun aslında en önemli ve alınacak kararlardan başlıca etken olması gereken genel kurulu ise oluşumu ve yetkisi yönünden tamamıyla etkisiz ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen görüntü bir organ niteliğindedir. Çok önemli, biraz evvel de ben de değinmiştim bu konuya. Bunu bir ilim adamı yazıyor. Bir organ niteliğindedir. Bir kere genel kurulun eşit sayıda işçi ve işveren temsilcilerinden oluşması kuralı yanlıştır. Zira kurumun varlığı ve geleceği üzerinde etken ve söz sahibi olması gereken grup, kuruma kayıtlı 1,5 milyona varan, o zaman öyleydi, şimdi 3 civarındadır zannediyorum, 1,5 milyona varan bir kitleyi oluşturan emekçilerdir. İşverenlerin ise kurumda sadece parasal ilişkileri yönünden genel kurulda en çok 1/3 oranda temsili gerekir gibi fikirler sunmuş. Kaldı ki, genel kurulu oluşturan işçi temsilcileri de sadece Türk İş'ten katılmakta, diğer güçlü işçi kooperatifinin disiplin temsilci gönderilmektedir gibi bir tenkitli olmuş. Bundan başka genel kurulu sadece etkisiz istişari bir karar organı durumuna sokan aksaklık, genel kurulun eskiden var olan kurumun çalışma raporları ve bilançolarını onaylama ve ibra yetkisinin 23 sayılı kanunda kaldırılmış olmasıdır. Bu da ihtilalde kalmıştır. Böylece 15 yıldan beri yapıla gelen genel kurul toplantılarının pratik hiçbir faydası yoktur. Ayrıca masrafı vardır diyor. Harcanan emeğe ve yapılan bunca masrafa yazık olup sadece hiçbir surette gerçekleştirilemeyecek bazı temelleri dile getirmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır. O zamanki işçi temsilcilerin çoğunun tabiriyle ağlama duvarından yerine gitmemiştir. Böylece TSK'nın genel kurulları bizim öteden beri müşahedelerimize göre gerçekte sadece profesyonel sendika erbabıyla bazı nutuk çekme meraklarının toplantı gündemlerini doldurmalarına yaramaktadır. SSK'nın faaliyetinde önemli aksaklıklar doğuran bir etken de kuruma bugünkü mevzuatta kurulmuş amaçları dışında görevler yüklenmiş olmasıdır. Bu çok önemli. Genel kurullarda müzakerelerin ağırlığı ise öteden beri bu amaçlar dışındaki faaliyetlere yönetilerek kurum ve kuruma esas amacından saptırılmaktadır. SSK teşkilat yasasıyla sanayi sektörüne işletme kredisi sağlamakla yükümlü tutulmuş ki pek işlemedi bu zamanla. Dar gelirli emek şirketlerinin sosyal güveninin sağlanması amacıyla tesis edilen sosyal sigorta fonlarının hangi ölçüde olursa olsun amaç dışındaki gayelere tahsisi yoluyla tavana kalkışılması anayasaya aykırı kaba bir sömürü anlamına gelir ki bu garip durumun benzerine dünyanın hiçbirinde rastlanmamaktadır. SSK'nın diğer ve kuruluş güzelsizliği de bu kurumun özel hukuk kurallarına tabi bir devlet kurumu niteliği verilmiş olması. Bu durumun sosyal sigortaların mecburi sigorta niteliği ve ilgisiyle bağdaşmayacağı açıktır. Bu düzensizliğin kötü sonuçları ise bilhassa işverenlerden prim tahsil edilememesine görülmektedir, diyor. SSK'nın temel amacı dışında yüklenen diğer büyük bir yük de sosyal konudur. Yani biraz evvel benim de bahsettiğim işçi meskenleri kredisi tahsisi yükümüdür. Emekçi halka sosyal ucuz krediyle mesken temini devletin genel sosyal yardım faaliyetleri içinde düşünülmesi ve bugünkü mevzuatımıza göre de İmar Meskan Bakanlığı'nın başta görevler arasında bulunması gereken bir iştir. Bugüne dek genel kurullarda işçi meskenler üzerine tartışmaların ağırlığı SSK genel kurullarını adeta bir yapı kooperatifi toplantısına dönüştürmüştür. Çok dikkat edin yani. Diğerleri gibi bütün bu çabaların tek amacı sadece biriken sosyal sigorta fonlarından sosyal güvenlik ilkesi dışındaki bu gibi faaliyet alanlarına kolay mali olanak sağlamaktadır ki aslında anayasanın 40. maddesine açıkça ters düşen bir durumdur. Efendim zannediyorum 70 yıllarında 20 milyarı aşkın bir yatırımı banka vasıtasıyla veya direkt şu veya bu şekilde işçi meskenleri ne kaydırmış, mecburiyetinde kalmıştır sosyal sigortalar. Tabi dünya otoriteleri sosyal sigortanın böyle bir görevi, böyle bir şeyi yoktur. Bunlar yan işler, şey işlerdir. Görevinin şeyin dışına çıkmışlardır diye diyorlar. Yapılmıştır, kanun öyle şey edilmiştir. Fakat bu kredilerin
yüzde, o zamanın şartlarına göre %5 faiz 20 sene vadeli. Hiçbir zaman enflasyona endekslenmemiş olması dolayısıyla 20 milyar, sözcükle 20 milyar olarak geri dönecektir ki dönmüştür veya daha da varsa dönecektir. Bugünün parasıyla kaç milyon olduğunu hesap etmek lazım. Elbette ki zamanla bu enflasyonun bu parayı ufalaması karşısında kurumun da bunu düşünmesi, daha doğrusu kurumun elinde değil, özelliği yok tabii de kanunların ona göre şey bilmesi ve bir intibak yapılması gerekirdi herhalde ama bu da yapılmış. Böylece fonlar... Gençlik sigortası ile ilgili ne tür hatalar yapılmış? Şimdi efendim bitireyim, ondan sonra getirdim olayı. SSK'nın maddi olanaklarını kebelen diğer önemli bir konu da bir süredir uygulanan önceki hizmet yıllarının borçlandırılması yoluyla sosyal sigortaya saydırılmasıdır. Yani borçlanma konuları. 1186 sayılı kanun, işte 3-4 kanunda yer almıştır. Çeşitli borçlanmalar. Bir kısmı çok ucuz borçlanma olmuştur. Karşılığı şey olmamıştır tam manasıyla. O özellikle kontrolü güç ve hatta birçok hallerde imkansız olan ve bu nedenle de çok suistimal edilen bu yolun kapanması veya sınırlandırılması, kurum kaynaklarının haksız olarak daha fazla sömürülmesinin önlenmesi bakımından bizce bir zorunludur. O zamanlar çıkan borçlanma kanunlarını kastediyor bu profesör ama daha sonra yakınlarda yine basında takip edildiği gibi sanatçılar borçlanmaları var vesaire. Sanayileşmiş ve sanayileşmeye yönelen ve özellikle intikal döneminde bulunan toplumların artan sosyal sorunlarına paralel olarak sosyal güvenlik sorunları da önümüzdeki yıllarda hızla artacaktır. Bizde aslında bugün faaliyette olan üç büyük sosyal sigorta kuruluşunun, SSK, Emek Sandığı, Bağkurumu, düzen sorunları genellikle birbirinin aynıdır. Fakat şu günlerde SSK genel kurulunun toplanması nedeniyle burada sadece bu kurumun faaliyetlerine değindik diyor ki, efendim 5 yıllık kalkınma planlarında zannediyorum 7.'si yapılmış sıralarda, yıllardır, en az 25 senedir. Sosyal güvenliği Türkiye'de tek şemsiye altında toplanacağı, toplanması gerektiğine hep denilmiştir ama tahakkuk edememiştir şu veya bu sebeple. 971 Mayıs'ında 1. Erim Hükümeti'nin reform programının içinde ülkenin sosyal güvenlik sorunlarının çözümü için devlet planlama teşkilatınca toplanan bir alt komisyonla görevlendirilmiş ve oldukça geniş kapsamlı bir de rapor hazırlamıştık diyor. Bu profesör görevlendirilmiş. Bu raporda ülkenin tüm sosyal güvenlik sorunlarını nasıl çözümlenebileceğine ilişkin bazı önemli önerilerimiz de vardı. Fakat sözü geçen reform programlarının o dönemin gereği bir aldatmaca ve görüntüleri vardı. Olduğunun anlaşılması üzerine tabiatıyla bu gibi raporlar ve öneriler de rafa kaldırılmıştır. Bu önerilerden biri de ülkenin sosyal güvenlik işlerinin tümünün Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı altında bir bakanlığın görevlerine birleştirilerek düzenlem olmasıydı. Bu fikir gelişerek her ne kadar kısa bir süre önce Salih Irmak Hükümeti sırasında aceleyle ve hiçbir ön çalışma yapılmadan Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu ise de yapılan iş bize göre sadece bir ad değişikliğinden ibaret kalmıştır. Şimdi SSK'nın aksaklıkların giderilmesinde bize göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki yol takibi gerekir demiş. Kurumun kuruluş kanununda yapılabilecek değişikliklerle kısa yoldan MSZ'nin bugünkü kritik durumundan derhal kurtarılması mümkündür. Fakat bu arada ülkenin tüm sosyal güvenlik sorunlarının da birlikte ele alınması gerekir. Sonuç olarak diyor, sosyal güvenlik sorunları her modern toplumda olduğu gibi bizde de partiler üstü bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır ki bana dert de budur herhalde. Bu bakımdan ilk önce tüm siyasal partilerin bu esas üzerinde birleşmeleri zorunludur. Zira bilimsel ve teknik açıdan amaçlarına uygun hizmet görebilen bir sosyal güvenlik sistemi milyonların oluşturduğu emekçi halk kitlelerinin biricik güvencesidir. Bu devletlerinde vesaire özetlemiş olduk. Bu arada efendim bir başka 72 yılında Hürriyet gazetesinden geçmişim. Çok enteresan. O meşhur Zelenka ile Hürriyet gazetesinin çok değerli muhabirlerinden meşhur Cüneyt Arca Yüreği'nin bir röportajı var. Bakınız Antoine Zelenka
kendisine Sosyal Çalışmalar Kurumu hakkında sorduğumuz sorulara şu cevapları vermiştir. Yalnız rapor vermek kalmamış, röportaj da yapmış. Soru, Türkiye'de ilgili bakanlığa size işçilere 25 yıl değil, 30 yılda, 55 değil, 60 yaşında emekli olmalarını sağlayan bir rapor telkin ettiler mi? Cevap, hayır. Böyle bir telkin olmadı, teklif de olmadı. Ancak her seferinde ilgililerden gerekli ve arzuladığım bilgileri aldım. Sosyal sigortalar hakkındaki raporları da bunların ışığında hazırladım. Ancak raporda yazdıklarım tamamen kendi fikirlerimdir. Raporda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bugünkü durumuna dikkate alarak fikirlerimi sıraladım, yol göstermeye çalıştım. Bütün bunları da iktisadi analizci olarak yazdım. Yine soru, Türkiye'de sosyal sigortaların şartları Batı'nın şartlarına uyuyor mu? Cevap, Türkiye'de işçiler için düzenlenen Sosyal Sigortalar Kurumu'nun standartları çok fazla cömerttir. O kezeden biliyorsun diyor. Avrupa'da işçiler 25 yıl değil, çok daha fazla çalışırlar. Eğer çalışma süresi burada 25 yıl olarak kabul edilseydi, Avrupa işçilerinin %70'inin bir süre sonra çalışmayacağı görülürdü. Türkiye'deki standartlar hiçbir ülkede yoktur. Avrupa'da işçiler erken çalışmaya başlasalar, hepsi 40 yaşında emekli olur. İşte Türkiye'de, ki mevzuatlar ona müsait değil, 55, 60, 65 vesaire. Diğer ücünde bizim kadar 38 veya 43 yaşında emekli yaptıran hiçbir sosyal güvenlik teşkilatı yok. Sizin raporunuzun Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan zararını kapamaya hedef aldığı bildiriliyor. Buna ne diyorsun diyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun parası sınırlıdır, hesaplıdır. Sigorta sadece primlerden gelir sağlar ve bunları da dağıtır. Primlerden sosyal yararlarının sağlanmasını çalışır. Bugün dağıtılan ve dağıtılacak olan para ve gelir ilerisi için yeterli değildir. Primler artırılmalı, yaş süreleri uzatılmalı diyor. Birkaç yıl sonra SSK'nın bu kadar geniş dağıtımı olacaktır ki primler hiçbir şekilde yetmeyecektir. Bu çok tehlikeli bir yoldur. Sigortanın gelirleri giderleri asla giderlerini asla karşılamıyor. Ben Türkiye'de verdiğim raporda SSK'nın nereye doğru gittiğini göstermek istedim ve yapılması gerekenlerin bunlar olduğunu söyledim diyor ki. Evet. O zamanın meşhur münakaşalarından bazı kesitler verdim. Evet, değişmek ister misiniz? Özellikle 1946'lardan başlayarak baktığımız zaman yaşlı sigortası için prim toplanıyor. Fakat 25 yıl hiçbir sigortalı emekli olmayacak 46'dan itibaren. 46 değil, 50. Evet, 50 değil, pardon. Evet. Biriktirim dönemi. 75'ler kadar dönem içinde yaşlı sigortası için dar görüşlü adımlar ya da ileriyi yeterince görememe şeklinde çeşitli hatalar yapılmış mıdır? Bir değerlendirme yapabilir misiniz? Valla efendim şimdi tabii ben aslında yaşlılığın bir tanesi değilim. Yaşlı sigortası ayrı sigortası çok değerli müdürler çalıştı. Kitaplar, raporlar lazım. Ben sosyal sigorta genel bir müfessizliği yaptım. Da o konulara da girdiğim vakit ama çok derinliğine gitme yetkim de yok, şeyim de yok ama genel olarak söyleyeyim yani konu ondan sonra zaten patlak vermiştir yani genç emekli, Türkiye bir emekliler cenneti haline gelmiştir. Adı ihtiyarlı sigortasıdır. 40 yaşındaki bir insanın ihtiyarlığı kimse inanamaz. Olamaz böyle bir şey. Yani iş başında buradan başlıyor. Tabii bu işin bir hesap kitabı var, ona göre prim alıyorsunuz, ona göre. Keza çok yanlış bir şey var. Kanı var, bu da şu, 25 yıl işçi çalışıyor yahut 20 yıl çalışıyor. 20 yıl çalışmıyor efendim, biz 20 yıl çalışma şartı aramıyoruz. Sigortalılık süresi başka bir mefhum. Parça parça, aralı 20 yıl veya 25 yıldır. Onun içerisinde 5000 gün dediğimiz, yani 14 sene bir prim ödemesi yetiyor. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Emekli sandığında da yoktur. Sizler bizler 25 dolu günler çalışarak emekli oluyoruz. Yani tenkitlerde hep ucuz emeklilik, kolay emeklilik tabii sonradan sağlanan şeyler esas konuda oluyor. Borçlanma konuları, basit borçlanmalar, ucuz borçlanmalar, sahte borçlanmalar vesaire oralara gitmeyelim.
Bütün bunlar bir tablo meydana getirdi. Yetmezlik. Film de dünyanın en fazla filmi Türkiye'de alıyor. Bir de istatistikler gösteriyor. Bir arkadaşlar hep birle. Sosyal sigorta var. Diş kazaları, mental kazaları, ihtiyarlık hastalık filmleri halinde 39, 34, 35 vesaireye doğru giderken dünyada bu kadar prim olmamışken galiba ya birinciyiz ya ikinciyiz. Büyük primi artırmak mümkün değil. O halde bu primi, toplanan primi iyi kullanmak, yerinde kullanmak, ucuz kullanmak. Yatırımlar, tahviller vesaireler onlar çok derin konular. Hiç şüphesiz yüzde kanun mecbur etmiştir. Sigorta muhtar ama muhtariyet bir lafta. Kanunu diyor ki ihtiyarın emekli fonlarından şu kadarını devlet tahvillerine yatıracağız. Yatırımda o zaman %5 veya %6 ile. Sonra piyasa %9'lara, 10'lara, 11'lere çıktı. O zaman kadar şeyler yoktu. Enflasyon yoktu. Ama sigorta hep geride kaldı. Hep bir hazırdan yeni. Bugüne birdenbire gelinmedi beyler. Bugün ortalığı herkes kıvranıyor. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum ya sigorta iflas ediyormuş. Etmiş ediyor. Battı batıyor. Birdenbire meydana gelmedi bu tablo. Bu tablo işte bu meşhur aktüelerin vesaire, profesörlerin vesaire ilmi dinleyin, tekniği dinleyin, hesabı dinleyin, aktüeleri dinleyin. Bunların raporları verilmiş, hazırlanmış, çalışılmış, sayısız kitap var, makale var, rapor var. Bunların dışına çıkmayın. Siyasiler dedi ama olamadı ve bugün kitaplar yerine geldi. En fazla bir şey söyleyebilecek. Efendim bizim toplantıda bir sorumuz da var. Katılanlara soru ya da katkı için. Evet, arkadaşlar sonra tavsiye ederim. Bundan sonra biz yine arada sağlamda kendi sağlamda yapabileceğim böyle yani şu döneminden aşağı konularından peki daha ileride küçük arkadaşlar konularından bilgi verecekler mi zannediyorum. Onların da tekrarı olur. Ama yine de sual sormak için fırsat alıyorsun. Sosyal sigortalar kurumun önünde güzelse bunu görürsünüz. Ben yürüdüm o zaman. Şöyle anlat. Sosyal sigortalar kurumunun tarihçesine bahsetmeyeceğim. Sayın Kundukoğlu ve genel müdürü yani Altan Bey az çok bahsettiler. Ben birkaç noktaya değinip bugünkü duruma gelmek istiyorum. Evvela 1186 sayılı kanun çıktığı zaman kurum yaş aydınlar hizmet aydına aylık bağlamak için 55 yaş, 50 yaş değil 25 yıl erkeklerde 20 yıl kadına ve bunun yanında 5000 gün günüm yani 13 yıl 10 ay 20 gün prim ödemekle aylığa hak kazanma şartını getirmiştir. Yasanın kabul edildiği gün mecliste genel müdürün başkanlığında bir toplantı yapıldı. Rahmetli Nihal Seremoğlu isminden bahsettiler. Abdüeryan müdürüydü ve çok sinirli bir halde içeriye girdi. Bu kanunu böyle çıkarıncaya kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun önünden geçenlere aylık bağlanır diye bir madde koysalar yeterli. Bundaki isabetsizliği çok koyu bir şekilde bu şekilde ifade etmişti. Zelenka'nın raporundan bahsedildi ve biraz evvel Sayın Fındıkoğlu da kendisine verilen bilgilerin yanlış olabileceğinden ve ona göre bir rapor tanzim ettiğinden bahsetti. Zelenka'nın raporu bence tutmadı. Gerçekler olmadı. Gerçek olmadı. Neden olmadı? Şundan dolayı olmadı. Zelenka'nın rapor hazırladığı zaman sosyal güvenlik kuruluşları birikim sistemi denilen bir sistemle aktüeryasını yürütüyordu. Halbuki o günden sonra dağıtım sistemi dediğimiz sistem yürümeye başladı. Birikim sistemi enflasyonun sıfır olduğu veya sıfıra çok yakın olduğu dönemlerde her bir sigortalı kendi ödediği primlerini emekli olduğu zaman alacağı maaşları ölüm halinde geride kalan hak sahiplerinin alacağı maaşlarını karşılaması esasına dayanır. Halbuki
enflasyonun hızlı olduğu dönemlerde işçinin biriktirdiği primlerin o günün şartlarına göre çok iyi değerlendirilmesi lazımdı. Bu bizde olmaz değil ki, Batı'da da yapılamamıştır. Batı da dağıtım sistemine geçmiştir. Dağıtım sistemindeki esaslar şudur. Bugün çalışanlar kendilerinden evvel çalışmış olan, yani emekli olan kişilerin aylıklarını karşılarlar. Bugün çalışanların ödedikleri primlerle daha önce çalışıp, onlar da kendilerinden önce çalışmış olanların aylıklarını karşılamışlardı. Onların yaşlılık aylıklarını karşılar. Sistem bu. Bu sistem olunca neticede bir matematik formül çıkıyor. Çalışanlar çarpı ortalama kazançları bunların çarpı prim oranı eşit olacak emekliler sayısıyla emeklilere verdiğimiz aylık. Bu aylıkta tabii çalışanların ortalama aylığı gibi o aylığın ne kadar olmalıdır oran ve artı yönetim giderleri olacak. Ve bu formül olduktan sonra biz yaşlı olsun, yaşlı olsun diye münafaza etmemize bence gerek yok. Ve hükümetin IMF ile ilgili olduğu söylenen bir raporla bir yaş getirme çabası var. Türk İş de buna karşı çıkıyor. Ama Türk İş karşı çıkarken hiçbir zaman demiyor ki işte IMF şu yaşlar getirin, şahit olmaz, şu yaş olur da demiyor. Söylenen yaşa yalnız karşı çıkıyor. Öyle tahmin ediyorum ki o yaştan altında bir yaş getirseydi gene karşı çıkılacaktı. Çünkü sendikacının doğasında bu var. Böyle olunca oturup bir hesap yapmak lazım. Yaşı tespit edeceğiniz zaman verebileceğiniz prim oranını ortaya koymanız lazım. Ne kadar prim verebilirsiniz? %10, %15, %20 bunu koyarsınız. Bunu koyduğunuzda ortalama kazanç çalışan kişilerin sigortalı ortalama kazançları bellidir. Sigortalı çalışanlar bellidir. Bu çarpımın sonucu çıkan parayı emeklilere yönetim giderleri dağıtacaksınız. Yönetim giderlerini dağıtırken tabii bu hesabı yapılırken biraz çetrefil hesap. Yani aktöre hesap, aktöre hesap demesi nedir orada. Yönetim giderleri, emekli maaşları dağıtırken oradaki oranı da tespit edeceksiniz. Çalışırken aldığı paranın ne kadarını alabilmelidir oranla. Bu oranları tespit ederseniz size bir kabul ettiğiniz oran çıkacak. Çalışanlarla emekliler arasındaki oran ne olmalıdır? O oran çıkacak. Ve o oran çıktıktan sonra ülkemizin yapılmış yaş gruplarına göre istatistik var. Bu istatistikler belli bir yaş grubunda çalışanlar olarak aldığınızda, diyelim ki 20 yaşı aldığınızda, 20 yaş üzerindeki grubun içerisinde o orana kadar göre yukarı yaşlardan ne kadar aşağı inebilirsiniz? O indiğiniz seviye yaşlı faydanın seviyesini belirleyecek. Benim 48 seneye varan, bunun 26 senesi sosyal sigorta kurumu içerisinde geçmiştir. Son görevi karşı dairesi başkanlığıydı. 12 yılı Türk İş'te sosyal güvenlik uzmanı olarak geçmiştir. Ve ayrıldıktan sonra 6-7 yılda gene sendikaların seminerlerine katılarak hocalık olarak geçmiştir. Bu birikimin sonucu vardığım netice budur. Şimdi şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki sosyal sigortaların fonları nasıl işletilmeli? Sosyal sigortaların fonlarının işletileceği dönem ...1.4.1950'de yaşlılık sigortasının yürürlüğe girdiği günden yasanın geçici maddeleri hariç esas uygulamaya geçildiği 1.4.1975 senesine kadar biriken primler değerlendirilecek. Bu değerlendirilmiş. Türlü nedenlerle. Enflasyona göre daha düşük faizlerle işletilmiş. Şöyle olmuş, siyasi kuvvet etkilemiş. Şu arsayı alacaksın demiş, burayı alacaksın demiş. Biraz evvel bahsetmişti. Cami arsası yalnız o gün yaptırmamış oraya binayı. İdi nedenlerle fon aslında bugün gitmiştir. Ve ben buna treni kaçırmak olarak ifade ediyorum. Tren kaçmıştır. Tekrar yakalamamıza imkan yoktur. Batı'da bunu yapmış ülkeler, biriktirmişler ve işleyen yerlere koymuşlar. Bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam, İngiltere sigortası, İngiltere PPT'sine ortaktır. Oradan kar alır.
de bu neyi sağlar? Bugün o yapılmış olsaydı bize neyi sağlayacaktı? Bu bize iki şey sağlayabilirdi. Biraz daha erken emekli olmaya imkan verirdi. Ortak ülkesi olduğu için veya prim miktarının biraz daha aşağıda tutulmasına yardımcı olabilirdi. Bunlar yapılamadığına göre bugün Asya'yı nasıl kurtarız meselesi ortaya geliyor. Ben biraz böyle iddialı konuşacağım. Bana bugün herhangi bir ülkede, sigorta uygulanmayan bir ülkede belirtilen oranın sosyal sigortasını bizimkinden daha iyi işletirim. Nasıl işletirsin? Şöyle işletirim, şu hesabı yaparım, kime hangi yaşta aylık bağlayacağım. O yaştakilerin hepsine aylık bağlayabilirim. Çünkü çalışanlardan toplayacağım parayı bu ay içerisinde ay başında emeklilere dağıtacağım. Yani bir birikime gerek yok. Dağıtacağım. Bunu yapabilmenin koşulları var yani. O koşulları uygulayabilmek lazım. Nedir bu koşullar? Evet, sosyal sigortanın en büyük ilkelerinden biri zorunluluktur. Sayın Kıntıkoğlu'da bahsettiler. Zorunlu sigorta yapıyoruz. Ama yasaya öyle bir günler getirmiştiniz ki kaçmış hep, sağdan soldan kaçmış. Bugün kayda tabi olmayan diye bahsettiler. Sigortalı kadar çalışan olduğu bahsettiler. Bunların hepsini içeriye sokarsanız biraz daha sigortanın yükü hafifleyecektir. Bu hem zorunludur, hem genel olacaktır. Herkesi içerisine alabilecektir. Nimet eşit külfet dengesi genel ilkelerinden biridir. Ne ölçüde prim aldıysanız o ölçüde ödeme yapacaksınız. Yani karşılıksız ödeme yapamazsınız. Karşılıksız ödeme yaparsanız bugünkü duruma getirirsiniz. İşte sosyal yardım zammı denilen para hiçbir karşılığı olmayan bir paradır. Sonradan yasaya ilave edilmiştir. Efendim kamu kuruluşundan emekli olanların sosyal güvenlik yardım zamlarını bu kuruluşlar öder. Sosyal yardım zamlarını ödemeye bırakmış. Kamu kuruluşları doğru düz primlerini ödemiyorlar. Onu da alamıyorsunuz. İkinci bir sorun bu nimet külfet dengesi geliyor. Ama enflasyon içerisinde ödediğiniz zaman primleri düşük ödüyorsunuz. İleriki yıllara göre. Fakat satın alma gücü bakımından daha kıymetli. Biraz evvel içeride sohbetimizde Sayın Kumbukov dedi, 123 lira maaştan bağışlamıştım ben dedi. Ben de 175 lira maaştan başlamıştım. O günkü maaşı verseler, o günkü fiyatlarına ona razıydınız. Böyle olunca bizim o günkü 123 liramızın bugünkü değeriyle aylığımız hesaplanırken değerlendirilmesi, yani güncelleştirme kasta istenilen bir sayıyla değerlendirilmesi. Bunu da gene sosyal sigortanın bünyesi içerisinde yapacaksınız. Bakanlar kurulu kasayı tespit edilecek. Bunun hesabı şudur. O yıl aldığınız prime esas ortalama kazancı eski yıllardaki o kazançlara göre orantısını bulur. O kazançları bu bir seviyeye getirmekte olacak. Kazançta sosyal sigortalar kurumu bir tavan koymuş. Bugün tavan 18 milyon civarında tavan. Bu 18 milyon da yürüt 18 milyonu. Halbuki bugün çalışanların büyük bir kısmı diyebilirim bu 18 milyonu net olarak alıyor. Yürütü bunun ifadesi. Siz buradan prim almıyorsunuz ama emekli edeceğiniz zaman da o prim almadığınız miktara göre bir maaş alsın diye çabalıyorsunuz ve sosyal yardım zammı diye getirip karşılıksız bir para veriyorsunuz. Bu da olmaz. Nimet eşit külfet dengesinde bu tavanın açılması lazım. Devletin katkısına geleceğim. Devletin katkısına benim görüşüm yalnız çok kişiye ters düşer. Onu önce belirteyim. Devletin katkısı olmadı mıdır? Olmuş olsun. Sosyal sigortalar kurumu üç şekilde finanse edilir. Bir çalışanların aldığınız primle olur. Yalnız prim alırsınız. İkincisi prim artı vergi yani devletin katkısını sağlarsınız. Üçüncüsü tamamen devlet karşılar vergiyle. Bugün uygulamamızda bu bana ters geliyor. Şöyle ki sosyal sigortalara tabi olan herkes tüm vatandaşlar sosyal sigortalara tabi değil. Tüm vatandaşlardan topladığınız vergiyi bir kısım vatandaşa tahsis ederseniz bu anayasanın eşit ilkesine ters düşer. Devlet başka türlü katkıda bulunabilir mi? Bulunabilir. Nasıl bulunur? Suudi Arabistan'daki bir yerden petrol fışkırır, o zaman bulunur. Böyle bir şey olmadığına göre devletin katkısı da bence havada
kalmaktadır. Çünkü devlet tahtında bulunduğu sürece hem çalışandan hem o sigortaya tabi olmayan kimseden aldığı vergilerden buraya katkıda bulunacak. En mühim problem sosyal sigortalar mevzuatına politikanın karışmamasıdır. Biraz evvel Sayın Kınıklı'nda değildi. Bu politikanın karışmasına bir örnek vereceğim. İçinde yaşadığım için. Türk İş'te uzman olarak çalıştığım zaman 506 sayılı sosyal sigortalar kanununda bir değişiklik yapılıyor. Sağlık Sosyal İşler Komisyonu'nda bu değişiklik görüşülürken hem TİSK'ten söylenenlerden hem de emir üyeye sahip Türk İş'ten uzman çağırdı. Ve ben de Türk İş vazifelendirdi, gittim, katılıyorum. Katılırken konunun dışında Kenan Durukan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, o zaman Türk Partisi'nin başkanı. Ve Milli Selamet Partisi'ydi galiba o zaman adı. Doktor Emin Acar, tıp doktoru. Emin Acar, Kenan Bey'e dedi ki sohbet esnasında, bu dedi yaş olmadı daha, çok genç emekli olmuyor, burada bir çare bulalım dedi. Kenan Durukan da dedi ki, doktor dedi, ben varım seninle beraber. Cuma günü günlerden, akşam bitmedi konu, pazartesi devam edecek. Yarın öbür gün dedi beraber çalışalım seninle, bir yaş tespit edelim ve ikimiz bir teklif yapalım, imzalayıp verelim dedi. Pazartesi günü geldik, ben geldim, Kenan Durukan geldi, daha Emin Acar yok ortalıkta. Kenan Bey girdi, Kenan Bey'i de tanıyorum, Türk İş'te çalışıyorum. Yahu dedi, affedersiniz yani böyle yahuyla başladı, yahu dedi. Emin Bey'le dedi bir türlü anlaşamadı. Emin Bey diyor ki 63 olsun emeklilik yaşı. Doktor 62 olsun, hayır olmaz. 64 olsun, yok o da olmaz. 63, peki niye dedim diye sordun diyor. Peygamber Efendimiz 63 yaşında öldü. 13 yaş. O zaman dedi ki, başkan dedi, size deseydiniz ki bu 55 yaş olsa da Peygamber Efendimiz de 8 sene bir emeklilik maaşı alsa, emeklilik maaşı almadan ölmese, yani mezarda emeklilik maaşı bağlanmasa dedi, aklıma gelen gelse söylerdim diyor. Bunları bahsettikten sonra sosyal sigortalar kurum ne zaman itibaren bu hale geldi, onun üzerinde durmak isterim. Sosyal sigortalar kurumun her sene çıkardığı bir istatistik, bir de çalışma raporu vardır. Çalışma raporlarında da yaşlılık sigortası gibi diğer sigorta kollarında vardır. Gelir gider muadenesi vardır. Ve bir de nispi maliyet diye bir terim vardır. İşte bu sene nispi maliyet şu kadar oldu kendine. Bu nispi maliyet biraz önce bahsettiğim dağıtım sistemindeki prim oranıdır. Nispi maliyetlere bakıyoruz. Geliyor, geliyor, geliyor. Aşağı yukarı 10 seneye kadar yani 86'lara kadar bile hep 20'nin altında veya 20 civarında veya 20'nin biraz üzerinde. Ama şu 3-4 senedir nispi maliyet bu miktarı aşmış. Yani bu demektir ki bugün için %20 prim alıyoruz. 9-11 İlhan Bey'in bahsettiği o tarihi 6-5-11 oranında aldığımız. Bugün 9-11 %20 olarak alıyor. Demek ki bu nispi maliyet 20 olduğu zaman sosyal sigortalar durumu değerine gidiyor. Ama dediğim gibi 3-4 senedir bu nispi maliyet 20'nin üzerine çıktı. 20'nin üzerine çıkınca ne yapmak lazım? Primi artırmanız lazım. Kaçsa kaç. Bu sene elime geçmedi ama %30'un üzerinde bir nispi maliyet uygun kadarı. %30'un üzerinde. Henüz %30'un üzerine çıkarırsak sosyal sigortaların bir tehlikesi yok. Aslında sosyal sigortaların primlerine sahip olmaz. Ve batıya baktığınız zaman sosyal sigortaların primlerinin değiştiğini görürsünüz. Yıllar itibariyle değişti. Federal Almanya'da bakınız %9, %9 olduğu dönem vardır. %9, %25, %9, %25 olduğu dönem vardır. %8.75, %8.75 olduğu dönemler vardır. Siz buna gelişe göre düzenleyeceksiniz. Ama ne olacak? Kimsenin bağırmayacağı, isyan etmeyeceği bir miktar olacak. Bu miktarı tespit edebilmeniz lazım. Bugünkü sosyal sigortalarının sıkıntısı bunu yalnız sosyal sigortalar kurumu diye değil, emekli sandığı bağkur olarak da herkes vermeden almak ister. Ancak vermeden, almadan vermek Allah'a mahsus. Alacak ki
verecek. Neden buna gidiyor erken emekliye? Erken emekli. Şu nedenle gidiyor erken emekli. Aldığı para yetişti. Emekli oluyor, tekrar çalışayım. Ve bu imkanı da biz yasalarımızda verdik. Sosyal sigortalardan emekli olan da çalışabilir. Emekli sandığından emekli olan da başka işte yapabilir. Hatta Bağkur'da emekli olduğu tarihten itibaren gene ticarethanesini işletebilir. Biraz evvel Sayın Fındıkoğlu'nun dedi ki bu sigortanın adı yaşlılık sigortası. Yani kazanç sağlayamayacağınız çalışma gücünüzün sıfıra yaklaştığı, geriminizin azaldığı dönemdeki bir karar. O halde o alacağınız para sizi geçindirebilmeli. Çalışırken aldığınız para da sizi geçindirebilmeli. Emekli oluyorum isteğiniz olmasın. Şimdi bunu bazı örnekleri var. Çok enteresan örnekleri var. Ben kendimden vereyim. Ben son görev Tavsız Dairesi Başkanı'yım. 1974'te ben de erken emekli olanlardan biriyim. 47 yaşında emekli oldum. Bazı nedenlerle ayrıldım ve Türk İş'te 15 yıl sonra işe başladım. Hem emekli maaşı aldım hem ücret aldım. Bu şekilde çalışmayı önlemek için başka şeyler. Şimdi kendimden Tavsız Dairesi Başkanı olarak 26 sene hizmetin karşılığı 18 milyon civarında emekli aylık aldım. Sordum benim görevimi yürüten arkadaş ne alıyor diye. Tanıyorum arkadaşı 34 milyon alıyor dedi. İkisi arasında oranı da kaybetmişsiniz. Bu netice olunca o çalışan kişi emekliliği geldiği tarihte dahi 65 yaşına kadar çalışayım isteyecek. İşte bu dengelerin de kurulması lazım. Tabii bu sosyal sigorta mevzu içerisinde değil, hükümetler politikası içerisinde olacak yükselir. Yıkan nedenlerden bir tanesi denedi ki hizmet, eski hizmetlerin borçlanılması. Sosyal sigortalar kanunu 1950'de yürürlüğe girdiği zaman sigortalı olmanın bir koşulu vardı. Koşul şuydu, iş kanununa tabi iş yerlerinde çalışma koşulu vardı. İş kanununda en az 10 işçiyi çalıştıran iş yerlerine uygulanıyor. Bazı iş kollarında nüfusu, şimdi zaman söylemeyin, 50 bindi galiba, 50 bin üzerinde olan yerlerde 4 işçi çalıştırıyor, çalışan işçileri sigortalıyor. Ve 10 işçi çalışmıyorsa sigortasız kalıyor. 4 işçi o iş kollarında sigortasız kalıyor. Bunları sonradan bir sosyal devlet olarak devlet düşündü ve ilk borçlanmayı çıkardı. Borçlanmayı çıkardı ve halbuki o borçlanmadan hemen şu şekilde de aylık bağlıyoruz sosyal sigorta. Bir yıl çalışan, yani 1 Nisan 1950'den 1 Nisan 1951'e kadar çalışana ve 200 gün prim ödeyene eğer eskiden iş kanununa tabi 10 yıllık çalışması varsa onu da belirliyoruz. Aylık bağlıyor. Ben bizi bunu 1.451'de bağladım. Bağladığımda 3 ayda bir 100 lira adamlar sevine sevine parayı alıyorlardı. Genel alıyorlardı. Bu borçlanmayı yapabilirsiniz. Bir sosyal devlet olarak. Ama ondan sonra başkası borçlanmalar getirdi. Bir süper emeklilik borçlanması getirdi. Ve bu süper emeklilik borçlanmasına aslında İmren Aykut'un sahip çıkmıştır. Biz o zaman hata yaptık sözüyle. Daha sonra bir hata kurulur. Ayrım yapıyorsunuz evvela. Parası olan, parası olmayanlar içerisinde ayrım yapıyorsunuz. Bir de değişik zamanlarda getirdiniz. İşte biraz evvel de söyledim. Sanatkarlara getirme. Ve öyle işliyoruz ki affedersiniz hani Çingene Roman dediğimiz vatandaşlar ayakkabı buluyor ama onların hepsi de bir klarnet çalar. Bunlar da biz sanatkarız diye dernekleri zorluyorlarmış ki borçlanacak ve bir an evvel ayda kazanacak. İşte bunları getirmemek lazım. Sanatkarlar eğer çalıştıkları zaman kendi sigortalıdan hakim çıkarlarsa sigortalı olabiliyorlar. Ve bunların içerisinde Behiye Aksoy var. O da bir sanatkardı. Behiye Aksoy fiilen çalışıp birinden ödeme suretiyle Sosyal Sigortalar Kurumu'nda emekli olmuştu. 10 seneye aşkın durumda emekli oldu. Ama primle kaçacaksınız, ne zaman kadar kaçacaksınız? Yaşlanmaya istedik de para gelsin. İhtiyacın duyuncaya kadar. O zaman da aman bizi affedin biz ödeyelim, ucuz parayla girelim diye. Benim şu kadar kısa zamanda söyleyebileceklerim onlar ibarettir. Başka bir söz almak isteyen var mı? Teşekkür ederiz. Ben
size çok teşekkür ederim bu toplantıyı, bu konferansı tertip eden bu organizasyonlarınıza teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Sağlıkla diliyorum ve saygılar sunuyorum. Thank you.